Selam arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Europe'un var 6 1914 videolarımız devam ediyor. En son 1861-1865'te hangi ülkeleri tercih etmelisiniz diye bir video yapmıştık. Şimdi son sırada Birinci Dünya Savaşı var, yani 1914. Hemen oraya geçebiliriz isterseniz. Böyle bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar, abone olabilir ve videoyu beğenebilirsiniz. Şimdi 5'ten başlayalım arkadaşlar. 5 numara Avusturya Macaristan. 4. Avusturya Macaristan gayet orta bir bölgede. Gerçi bu Balkan ülkeleri size pek bir sorun çıkartamayacak. Çünkü burada Bulgaristan ve Osmanlı Devleti var. Rusya bu Almanya'nın üzerine giderken siz de Rusya'nın üzerine gideceksiniz arkadaşlar. Zaten İtalya biraz kolay. Sıkıntı olmaz yani. Avusturya gayet iyi. Dezavantajı nedir? Dezavantajı Almanya'nın çabuk biterse Rusya sizin üzerinize gelecek. Onun için sınırda Rusya'ya karşı iyi bir defans yapmanız lazım. İyi generallerle. Özellikle İtalya'ya karşı da defans yapmalısınız. Yoksa bu iş gitmez. 5 numara Avusturya Macaristan dedik arkadaşlar. Hemen 4 numaraya geçelim. Fransa. Fransa'da gayet güçlü arkadaşlar. Dezavantajı nedir Fransa'nın? Fransa'nın aslında çok da bir dezavantajı yok. Çünkü güneyde İtalya var müttefiki. Size destek oluyor zaten. Ayrıca Birleşik Krallık size desteğe de geliyor. Sizin aslında Fransa'nın görevi biraz Belçika'yı korumak aslında. Belçika'yı ne kadar koruyabilirsiniz o kadar iyi. Koruyamazsanız da eğer Almanya'nın üzerine gideceksiniz zaten. Bu da Almanya en iyi generallerini size karşı çıkartacak. Bu da doğu sınırını güvence altına alacak. Yani Ruslar Berlin'e daha rahat girebilecek yani. Oyunun mantığında genelde sizinle uğraşmak var arkadaşlar. Hani sizle ne kadar uğraşırsa oyun diğer tarafı daha çok açık bırakıyor. Böylece Rusya daha çabuk Almanya'nın üzerine gidebiliyor yani. Ayrıca burada Kuzey Afrika'da da topraklarınız var. Ne alaka bilmiyorum ama Fas'ta da şey var, Almanlar var. Ayrıca burada kabileler var. Kabileler fazla sorun çıkartmaz arkadaşlar. Ayrıca Portekiz'de size buraya desteğe gelecek zaten. Burayı bitirerek İtalya'ya, müttefikiniz İtalya'ya destek verebilirsiniz. 4 numarayı da Fransa dedik. 3 numara arkadaşlar İtalya. Aslında İtalya çok güçlü değil ama sizin komutanız altında güçlü olur. Uğraşacağınız iki devlet var. Bir Almanya, iki Avusturya Macaristan. Ayrıca Osmanlı da var ama Osmanlı biraz üzerinize geç gelir. Onun için siz genellikle Avusturya Macaristan'la uğraşacaksınız. Diğer Balkan devletleri zaten. Dayanacak güçleri yok. Romanya, Karadağ olsun. Bulgaristan da güçlü. Aslında kuzeyde Almanya'nın üzerine rahat ilerleyebilirsiniz. İlk ele geçireceğiniz yer Münih olur. Ondan sonra yine biraz daha sağlam defans yaparak Avusturya Macaristan'ın üzerine gidebilirsiniz. Yani İtalya ile aslında çok kolay. Aslında Birleşik Krallık da kolay ama Birleşik Krallık şurada bir tane de piyade, bir iki tane piyade olsa
Direkt Osmanlı'nın üzerine gidebilirsiniz arkadaşlar. Kudüs'ü mesela kuşatabilirsiniz, alabilirsiniz ya da Aleppo'yu alabilirsiniz. Ve Birleşik Krallığa burada sadece donanma eklemişler. O da olabilir. Neyse 3 numara İtalya dedik arkadaşlar. Gelelim 2 numara. 2 numara ise Bulgaristan. Neden Bulgaristan? Hemen bakalım. Bulgaristan konumu gereği çok iyi bir yerde. Gördüğünüz gibi tam ortada. Aslında Bulgaristan'ın bir avantajı var. 3 tane generalle başlıyor oyuna. Ardından burada 3 tane donanması da var. Yani Bulgaristan'la iyi de generalleriniz varsa yine Bulgaristan'a gayet ilerleyebilirsiniz yani. Ben oyunu Bulgaristan'la bitirdim mesela. Çünkü arkanızda da Osmanlı gibi bir güç var. Osmanlı'yı da arkanıza alarak hatta Avusturya Macaristan da sizin dostunuz. Hem Balkanları ele geçirebilir. Zaten Balkanları ele geçirdiğiniz an İtalya'nın üzerine gidiyorsunuz arkadaşlar. Bir tarafı bir koldan İtalya'ya gidersiniz. Bir koldan Rusya'nın üzerine gidersiniz. Çabucak biter oyun. İki dezavantajı yani çok fazla yok. Dezavantaj nedir? Belki sizi Yunanistan burada zorlayabilir. Sırbistan zorlayamaz. Geliriniz biraz az olduğu için daha çok şehir almanız gerekecek. İlk hedefiniz genelde Atina olsun arkadaşlar. Burada zaten Avusturya Macaristan Belgrad'la ilgileniyor Sırbistan'la. Romanya'da savaşa dahil olduğu olana kadar siz Yunanistan işini bitirirsiniz. 2 numarada Bulgaristan dedik. Şimdi 1 numaraya gelelim. 1 numara tabii ki Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti de yine kolay bir yer. Osmanlı Devleti ile alırsanız zaten oyunu bitirirsiniz. Tabii bir yandan da Almanya'ya para yardımı yaparak destek olabilirsiniz. Zaten ilk önce Tiflis'i ele geçireceksiniz arkadaşlar. Buradaki donanmalarınızı Karadeniz'e yönlendirerek Rus donanmasını tamamen bitirebilirsiniz. Zaten Karadeniz'de Rus donanması çabuk bitiyor. Kafkaslar üzerinden müttefiklerinizle birlikte Rusya'nın üzerine gidebilirsiniz. Diğer bir koldan da Avusturya Macaristan'a destek vererek İtalya'nın üzerine gidebilirsiniz arkadaşlar. Aslında Osmanlı'nın dezavantajı yok gibi bir şey yani. Çok az. Eğer diğer ülkeler müttefikleriniz biterse yapacak bir şey yok zaten. Avantajı da buydu yani. Haritada en uzak yerde olması daha avantajlı kılıyor arkadaşlar. Neyse benim söyleyeceğim bu kadar. Başka var mı diye bakıyorum. Bir 6 olabilir arkadaşlar. 6'ya da bakarsak onu da Birleşik Krallığa verebiliriz. Gördüğünüz gibi. Dedim ya. Şuradaki donanmada birkaç tane süvari falan olsa Osmanlı Devleti'nin rahat gidebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi donanmalar var. Askerler var. Burada hazır hemen karaya çıkartmalık. Belçika direnecektir. Direnecek zaten. Buradan da Fransa gelecek. Onlarla uğraşırken siz rahat bir şekilde Almanya'nın üzerine gidebilirsiniz. Yani İngiltere'nin dezavantajı biraz tabii ana karaya uzak olması. Mümkün olduğunca ne kadar şehir ele geçirebilirseniz o kadar İngiltere için avantaj olur. Buradaki donanmalarınız da biraz Roma'nın oraya çekerek yani müttefiklerinize destek olabilirsiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Siz belki bana katılırsınız ya da katılmazsınız arkadaşlar. Bu sadece benim bir öngörümdü. Belki siz Avusturya Macaristan'ı iyi görmezsiniz. Almanya'yı görürsünüz.
Bu sadece dediğim gibi bir öngörüydü. Yani yapacak bir şey yok. Belki sizin fikirleriniz değişiktir. Bilemem yani. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşürüz.